pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor kendi güvenliğini sağlamak için. Ama bu aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğini de sağlıyor. Dediğim gibi böyle bir ülkenin takdir edilmesi lazımdı. Böyle bir ülkeye teşekkür edilmesi lazımdı. Ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor koşullarda Avrupa demokrasilerinin yapması gereken şey, Türkiye ile nasıl bir dayanışma içerisinde olabiliriz? Bu zor koşullar içerisinde nasıl işbirliği mekanizmaları üretebiliriz olmalıydı. Fakat şimdiye kadar bahsettiğim gibi Avrupa Parlamentosu'nda daha önceki karar alındığında da aynı şeyi söyledim. AKP'de alınan kararın da bu kısır döngünün devamı olduğunu değerlendiriyorum. Herhangi bir işbirliği mekanizması üretmek, herhangi bir dayanışma üretmek yerine çok zor şartlarda özgürlük güvenlik dengesini koruyan Türk demokrasisine karşı maalesef hakkaniyetli olmayan bir yaklaşım ürettiler.